Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz Urban Jungle'dan Sayın Günhan Tekmen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Semen. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Günhan Tekmen kimdir? Tanımak, tanışmak isteriz. Buyurun. 1975 doğumluyum. Bursa'da yaşıyorum ailemle beraber. Bir kız çocuğu sahibiyiz. Maşallah. 17-18 sene hep okuduk. Fabrikalarda, üretimde, yönetimde çalıştım. Daha sonra çocuk olunca bir gönüllü ara verdim. Çocuğu da biraz büyütelim dedik. Sonra bu ara uzayınca ben de nasıl bir iş kendime yaratabilirim, nasıl boş durmayabilirim diye düşündüm. Zaten bir sera ortamında yaşıyoruz. 500'den fazla çiçekle. 20 yıldır çiçek koleksiyonu yapıyorum. Arkadaşlar, dostlar çiçek isterdi. Onlara temin ederdim. Hayır için, destek olmak için kermeslere çıkıyordum. Artık bu işi daha profesyonel yapmaya başladım. Evet. Neden çiçek koleksiyonerliği peki? Şöyle düşünüyorum, ben kendi deneyimledim. İnsanlar bir şeyler biriktirmek istiyorlar. İşte gezilere gidiyorsunuz, biliyorsunuz işte turistin bir numaralı koleksiyonu, magnetler. Kitap okuyanlar bir şekilde ilk baskılara ulaşmaya çalışıyor. Bazılarımız evlerde objeler biriktirmeye çalışıyoruz. Bence çiçek koleksiyonerliği daha özel bir yeri var. Hem insanın koleksiyon yapmasını sağlıyor, hem de canlı bir bitkiyi toplamış oluyorsunuz, onu biriktirmiş oluyorsunuz. Bir eşyayı satın alıp bir yere koymak, dekoratif süslemekten daha çok o canlının çünkü sıkıntıları oluyor, sorunları oluyor. Çiçek açmıyor, nasıl çiçek açtırabilirim diye kafa yormaya başlıyorsunuz. Böylelikle bence birçok şeyi araştırmak zorunda kalıyor çiçek koleksiyoneri. Öğrenmek zorunda kalıyor. Biraz sudoku çözmek gibi, biraz zihin daha çok çalışıyor. Nesne, cansız nesnelerin koleksiyonunda ben kendim çiçek koleksiyonunu daha zevkli buluyorum. Evet. Ve şimdi koleksiyonunuzun nadidelerinden bize bahsedeceksiniz sırasıyla. Özel orkide türleri var, menekşeler var değil evet, mi? Evet. Bunlarla başlayalım mı? Başlayalım. Menekşelerle streptolar her ikisi de Güney Afrika kökenli. Oranın iklimlerine alışıklar ama Türkiye'de hemen hemen bütün şehirlerde, evlerde çok rahatlıkla menekşe yetiştirebiliyorsunuz. Streptocarpuslar da onların kardeşleri. Birkaç senedir yavaş yavaş Türkiye'de birkaç koleksiyoner var benim gibi. Onlar sayesinde tanınmaya başlandı diye düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda menekşe kadar da streptocarpusların dikkat çekeceğini düşünüyorum. Menekşe'de 700'den fazla kayıtlı, Türkiye'de şu an hala üretilen, satılan tür var. Ben kendi koleksiyonumda tamamına sahip olmak değil, çiçek desenleri, büyüklükleri, renkleri ve yaprak güzellikleriyle, yaprak şekilleriyle 100 kadar menekşe koleksiyonumda tutuyorum. 100? 100 kadar. Çünkü 700-800 tane Türkiye'de üretim ve satışı yapılan türler var. Benzerlerini eleyip en çarpıcı olanları 100 tane bir koleksiyonla, daha doğrusu kendimi frenlemeye çalışıyorum. Çünkü ne kadar koleksiyoner de olsanız, bunu başka koleksiyonerlerle paylaşmak da isteseniz, belli bir zaman sonra 700 kolekte edilemeyecek bir rakam oluyor. Onun yerine 100-150 arası seçme şansı veriyorum insanlara. Hani ben şu renk menekşe istiyorum. Bazıları özellikle minyatür küçük menekşe. Bazı koleksiyonerler özellikle alacalı yapraklı menekşe. Kimileri daha orkideye benzeyen çiçekli menekşe gibi seçim hakları oluyor. Streptocarpus'ta da 50 kadar türüm var. Tohum ve yapraktan ortaklaşa çalıştığım seralar var. Hem menekşeyi hem de streptocarpus'u şu an üretiyoruz ve satışa sunuyorum yavaş yavaş. Evet. Bir de uykucular var. Hı hı. Begonyalar var. Evet. Değil mi? Evet. Onları evet, da dinleyelim mi sizden? Uykucular diyorum ben kısaca. Bunlar mevsimlerine göre aşimenesler var. Kağıt çiçeği, ipek çiçeği diye geçiyor. Balkonlarda direkt sıcak, direkt güneş, direkt poyraz esintileri almadığı sürece açık havada saksıda yetiştirebiliyorsunuz bunları. Salkım salkım sallanan çiçeklerde ve çok güzel fotoğraflarda göreceğimiz türleri var. Yine sayı vermeyeyim ama bende 30-35 kadar tür oluyor her zaman. Yine dünyada özellikle Rusların çok güzel hibrit çalışmaları var. 100'e yakın aşimene ipek çiçeği var.
Onun dışında bu çiçekler uyuyor. O yüzden uykucular diyorum. Mayıs'ta uyanmaya başlıyorlar. Haziran'da çiçekleniyorlar. Kurbağalar gibi çok bol su seviyorlar. Su tutan, toprak kullanaraktan koleksiyonerlerin işleri kolaylaşıyor. Ve Eylül sonu Ekim'e kadar katmerli, rengarenk çiçekler açıyor. Sonra onlar uykuya yatıyorlar. Aşemenesleriniz uykuya yatma devresinde sonbaharda kadife yapraklı simityanta çiçekleri çiçek açmaya başlıyor. Gene uykucu olan kohleriyalar var. Kohleriyalar 12 ay boyunca çiçek açabilir, uykuya yatmaz. Ama dinlendirmek lazım. Hmm. Yani çiçek açsın diye yüksek gübreler vermiyoruz. Potasyumlu, yüksek zengin vitaminler vermiyoruz. Biraz kışın rahat bırakıyoruz çiçek kendini toparlasın diye. Onlar baharda başlıyorlar çiçek açmaya. Kışa kadar sürekli çiçeklenebiliyorlar. Bir de bardak menekşeleri var, gloksinyalar. Onda da 50 kadar tür var. Bu bazı insanlar bembeyaz istiyor. Bazıları kırçıllı istiyor. Hareli, pikolu isteyenler oluyor. Geniş bir koleksiyon sunuyorsunuz. Oradan herkes kendine yakın bulduğu çiçeği seçiyor. Bana göre bardak menekşelerin çok etkileyici, el büyüklüğünde katmerli çiçekleri var. Ama bazıları daha minyatür çiçekli olanları tercih ediyor. Ama tüm bu anlattığım çiçekler, ben uykucular diyorum. Çünkü çiçek açmamak, bazen çok derin 3-4 aylık uykuya yatmak istiyorlar. Ki ertesi sezon tekrar tekrar çiçeklenebilsin. Ve bu çiçekler, ben kumbara diyorum, dibinde rizomları var. Bir tane çiçek aldığınız zaman o çiçek seneye türüne göre 3 olabilir, 5 olabilir, 10 olabilir. Tekrar tekrar size çiçek hediye ediyor. Biraz da biz hanımların bu işin ticaretini zannedersem bu kumbaralar sayesinde talip oluyoruz. Çünkü biliyoruz ki çiçeklenecek, güzel bakacağız ve kendi kendini çoğaltacak. Seneye bir saksımız 10 olacak, 3 olacak, fazlasını paylaşacağız. Bu kadar da güzel. Evet, bir de hoya yani mum çiçekleri var. Evet. Güzide çiçekler var sizin deyiminizle, evet. Değil mi? Evet. Bunları da dinleyelim mi sizden? Teşekkür ederim. Hoyalar aslında mum çiçekleri. 70-75'lerde çocukluk dönemlerimizde aslında Türkiye'de çiçeğin de bir modası oluyor. Ben maalesef diyorum. Çünkü modası geçen çiçekleri bazen hepimiz yapıyoruz herhalde. Modası geçtiği için bakımını ihmal ediyoruz. Birden ortadan kayboluyorlar. Sonra tekrardan bir moda oluyor. Çünkü dünyada bu işte gerçekten çok ciddi bir sektör var. Hibritçiler var, genetik uzmanlar var. Sürekli en güzel çiçeği oluşturmaya çalışıyorlar. Hoya mum çiçeklerinde de öyle. Bütün dünyadan çiçekler toplanıyor. İşte Avustralyalılar var, Tayland'dan, Çin'den, soğuk sevenler var. Himalaya'nın dağlarından getiriliyor. Ve bunlar laboratuvar ortamında gelişmesi gözlemlenerekten kültürü, soyu düzeltiliyor. Seri üretime geçiliyor ve moda olarak sürekli yayılıyor. Ben çiçek koleksiyonu yaparken başlıkları buna göre belirliyorum. Modası geçmeyecek. Arkasında bildiğim kadarıyla 500-700 hibritçinin çalıştığı türler olacak. Zamanla Türkiye'deki çiçek koleksiyonunda Türkiye bence Avrupa'dan çok çok daha fazla ileri. Çünkü evlerimizi seviyoruz, evlerimizi süslemeyi seviyoruz, çiçek bakmayı seviyoruz. Bu tür türleri toplamaya çalışıyorum. Hoya mum çiçekleri de öyle. Evim benim fazla güneş almıyor. Kuzey cephesindeyim tamamen dediğiniz zaman serin seven, yüksek dağlarda yaşayan hoyalardan alabilirsiniz. Benim evim cayır cayır bütün yaz yanıyor diyorsanız termofilik, sıcak bağımlısı hoyalar var. O kadar sıcak evlerde anca çiçek açabiliyor. Bunları tercih edebilirsiniz. Ya da sizin benim evimizdeki konforda rahat edebilen ortalama türlü hoyalar var. Hani hangi evde olsa 18-28 derece yaşayabilen, çiçek açabilenler var. Onları tercih edebiliyorsunuz. Bunları toplayabiliyorsunuz. Evet. Ben de koleksiyon yaptığım kadar bilgi de vermeye çalışıyorum. Yani benden hoya aldığınız zaman hangi tür hoya, evinizde hangi hoya uygun gibi bilgileri de veriyorum. Ufak ufak amatör videolar çekiyorum. Suyu budur, huyu budur,
kökeni budur, böyle böyle bakılsa iyi olur, böyle böyle çoğaltılsa iyi olur diye amatör videolar da paylaşıyorum. Ki satmak önemli değil. Sattığınız zaman o çiçeği hani birisi evine uygun almış olsun ve yaşatabilmiş olsun. Mutlu olsun aldığı çiçekle. Ne kadar da güzel. Güzide çiçekler. Güzide çiçekler ben her yıl değiştirebileceğimi düşündüğüm bir koleksiyon bu. Fotoğraflarda da göreceksiniz uzun süre mesela peşinde olduğum çiçekler oluyor. Ya soğanını buluyorum, ya çeliğini buluyorum, ya tohumunu buluyorum. Büyücü zambakları var. Genelde ben de hani Instagram'da kedi köpek videoları gibi çarpıcı çiçek videoları olur. Çarpıcı çiçekler paylaşır insanlar. Ben onu hani acaba gerçek midir, değil midir bu çiçek değil de ben bu çiçeği nereden bulabilirim diye bakıyorum. Hemen ekran kopyasını alıyorum. İsmini bulmaya çalışıyorum. Bir şekilde bir botanikçide, bir soğan satan, Hollanda'da olsun, İngiltere'de olsun, Fransa'da olsun bir seradan bulabiliyorum. Bulduğum zaman getiriyorum. Çok çimlendirmesi özel bir bitki ise tohumunu, soğanını ıslah ediyorum. Saksıya dikiyorum, öyle gönderiyorum. Değilse mesela begonyada özel türler, özel soğanlar. Onları video çekiyorum. Böyle böyle ekilecek diye anlatıyorum. Hatta soğanı terbiye edebilmek için yanında ilaç kiti de hazırlıyorum. Öyle veriyorum. Sonra insanlar işte 3 günde, 5 günde, 10 günde çimlendi, güzel oldu, çiçeği açtı diye paylaştıkları zaman seviniyorum. Orkidelerde de çok değişik türler var. Bu benim çömlek bir saksım. Aslında orkideler çok kolay. Ama memleketlerindeki, vatanlarındaki iklim şartlarını, yuvalarını hazırlamak yapmanız gereken bir şey. Ama zor değil mi? Zor değil, basit trikleri var. Mesela çok nem seviyorlar. Köklerin havada kalmasını istiyorlar. Bu delikli çömlek saksılar. Benim ortaklaşa çalıştığım bir çömlek atölyesinde yaptırdığım bir saksı. Direnç seviyorlar. Adlarına şöyle lav taşını koyuyoruz. Bu maymun orkide. Fotoğraflarda göreceksiniz. Maymun suratlı çiçekler açan. Pembesi bu. Evet. Gönderirken bu şekilde beyaz yosuna ekili olarak gönderiyorum. Güzelce kapatıyorum. Topluyorum. Pet şişelerden bir koruyucu ambalaj yapıyorum. Saksıyı gönderdim. Lav taşını gönderdim. Siz bunu bunun için ekeceksiniz hemen. Bu size hediye getirdiğim için. Ay, çok teşekkür ediyorum. Sonra bunun sürekli nem alması gerekiyor. Ektikten sonra bunun da boğazını kapatıyorsunuz. Hidroton su kültürü bilyesi. Ben bütün sattığım çiçeklerde özel saksı ihtiyacı varsa saksı ihtiyacını, özel toprak ya da özel yosun gibi hidroton kil bilye gibi özel malzeme ihtiyacı varsa bu çiçek için yeterli miktarı ve bu orkideyi bakın tekrar tekrar ölecek geçecek çiçek açtıktan sonra yeni sürgün verecek. Ama bunu vermesi için sizin yarasa gübresine çok yüksek azotlu yarasa gübresine ihtiyacınız var. Ben bunu da temin ediyorum. 1 litreye 1 cc. Bu diğer ilaçlar çiçeklerinize de kullanabilirsiniz bu ilacı. Bununla da banyosunu yapıyorsunuz. Evinize dekoratif olarak yakıştıramadığınız çömleği diyorum ki en az 2-3 santim boşluk kalsın. Şık dekoratif herhangi bir vazonun içine oturtturun. Çünkü bu kökleriyle fotosentez yapan bir bitki değil. Yani köklerini diğer orkide gibi kapatmak zorunda değiliz. İstediğiniz şekilde dekorasyonunuza uydurabilirsiniz. Ya da diyorum ki çok dekorasyonunuzu bozacak diyorsanız lütfen bu çiçeği satın almayınız diyorum. Bence bilgi de vermek gerekli. Çok önemli. Çünkü çiçekliyken alınıyor, heves ediliyor. Maymun orkideymiş. Sonra göze hoş gelmediği zaman çiçeğin evden atılması. Çünkü canlı bir şey büyütüyorsunuz. Umarım ben hep çiçek seven ve çiçek koleksiyonu yapmak isteyen insanlarla karşılaşırım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Gerçekten de muhteşem bilgiler aktardınız. Ve tabii ki bilmediğimiz birçok türü de bizlere anlatmaya, aktarmaya çalıştınız. Dediğiniz gibi ben de umut ediyorum. Çiçek severlerle karşılaşın, kıymet bilenlerle İnşallah. Karşılaşın. İnşallah. Peki size nasıl ulaşılabilir? Ben Facebook'ta Günhan Tekmen, Urban Jungle zaten vereceksiniz de paylaşacaksınız evet. da bildiğim. Teşekkür ederim. Oradan grup değil benim, sayfa. Yani
kimse kimseyi zorla o sayfaya getiremiyor. Çünkü ben bunu özellikle tercih ediyorum. 550 kadar kişi var. Çoğu da aktif zaten benden satın alma yapan kişiler. 10.000, 30.000, 50.000, 100.000 olsun, fazla olsun istemiyorum. Sadece çiçek seven, Yunan'da çok değişik türler bulup getiriyor. Urban Jungle'ı takip etmeleri yeterli olacak. Çünkü 2-3 hafta sonra gelecek. Ben sonbaharda bunları getireceğim. Sürekli önden bilgilendirme de yapıyorum. O sayfada çiçek satışının dışında çiçeğe bakım bilgileri, videoları da paylaşıyorum. Bazen soğan getiriyorum. Mesela 15 Mayıs'ta teslimatta bir açık satışım var. Değişik bitkileri koyuyorum oraya. Sadece yorum olarak altına aldım, İstiyorum yazmaları yeterli oluyor. Özelden Messenger üzerinden mesaj atıyorlar. Adres bilgilerini veriyorlar, telefonlarını veriyorlar. Ben de kendileri ödeme bilgimi paylaşıyorum. Salı ve çarşamba günleri kargo yapıyorum. Onda da hassas davranıyorum. Bitkiyi gördüm, bugün perşembe, parayı da yatırdım. Bugün bana gönderin, yapmıyorum. Çünkü araya hafta sonu giriyor ve canlı bir bitki gönderiyorsunuz. Sadece salı çarşamba yapıyorum ki bitki evine cumartesi, hafta sonuna yakalanmadan varsın. Tek ricam var. Bütün sattığım üründe çömlek olabilir, hoya için saksı olabilir, orkide saksıları olabilir. Aldıkları zaman paketi açıp bir sıkıntı varsa tutanak tutturmaları. Çünkü artı sigortasını da ödüyorum. Telafi yapılıyor. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Çok sağ olun. Vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. İnşallah güzelliklerle büyütün. Uzun uzun İnşallah, seneler. İnşallah çok uzun yıllar bu güzel hediyeyi hep sizi anarak çok evimin en güzel köşesi, en sevdiğim köşesinde yine kendi saksısıyla evet. Mutlak çıkarıp surette. Ekimini yapın tarif ettiğim evet. gibi. Takılırsanız mesaj atabilirsiniz. Urban Jungle'a aldığınız ürünlerle ilgili mesaj attığınızda en uygun tarihte geri dönüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Tekrar ederim. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Sefalar getirdiniz programımıza. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Urban Jungle'dan Sayın Günhan Tekmen konuğumuz oldu. Hoşça kalın.